Merhaba arkadaşlar, bu haftaki kitap tanıtımımız Reşat Nuri Güntekin'in Anadolu Notları adlı eseri olacak. Reşat Nuri 25 Kasım 1889'da İstanbul'da doğmuş, 7 Aralık 1956'da Londra'da ölmüştür. İlk tahsilini Çanakkale'de yapmış, İzmir Frerler Okulu'ndan sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesini bitirmiştir. Bursa'dan başlayarak öğretmenlik, müfettişlik ve Çanakkale Milletvekilliği 1938-1943 yapmıştır. Paris Kültür Ateşeliği görevinden 1954'te emekli olmuştur. Kanser tedavisi için gittiği Londra'da hayata gözlerini kapamış, yazı hayatına 1917'de başlamıştır. İlk eseri bir uzun hikaye olan Eski Ahbap aynı yıl yayınlanmıştır. 1918 yılından itibaren bir yandan tiyatro ile ilgili tenkitler, diğer yandan hikayeler yazmaya başlamıştır. Çalı Kuşu adlı romanının 1922'de Vakit dergisinde tefrika edilmesiyle geniş bir şöhret kazanmıştır. Milli mücadele yıllarında gelişen memleket edebiyatı cereyanının en önemli temsilcilerinden birisi olmuştur. Sıcak ve sade bir üslupla büyük çoğunluğu Anadolu insanının çeşitli meselelerini, Anadolu tabiat ve dekorunu, köylü sınıfının aydınla ilişkilerini, kısaca yerli ve milli hayatımızı anlatan eserler vermiştir. Telif ve tercüme olarak eserlerinin sayısı 100'e yakındır. Bunların içinde edebi tercümeler, edebiyat tarihleri, tiyatro tenkitleri ve adapteleri vardır. Eserimiz hakkında biraz bilgi vereyim. Daha ziyade roman, hikaye ve piyesleriyle tanınan Reşat Nuri Güntekin, denemeciliği de aynı derecede başarılıdır. Yazar, denemelerini topladığı Anadolu Notları'ndan bir aydının Anadolu gizlerindeki izlenimlerini anlatmıştır. Anadolu Notları'ndaki şahıslar, Reşat Nuri romanlarının kahramanlarını yaşadığı hadiselerden seçtiğini göstermektedir. Temiz bir üslup, alaycı, ironik bir dille yazılmış bir eserdir. Kitabın özet bölümünden bazı bölümleri bahsedeyim. Gurbet. Bir tarafında üst üste binmiş viran ve simsiyah evler, bir tarafında İstanbul'un bazı eskin yangın arsalarından pek farklı olmayan taş ve diken dolu bahçeler arasında tozlu bir caddede arkadaşımla yan yana yürüyorduk. Fazla şairane olmasa can sıkıntısı renginde diyebileceğim bulanık ve dumanlı bir akşamdı. İhtiyar şair, biraz evvel yanımızdan geçen bir bisikletli çocuğa bakıp durarak ''Ne? Nedir değilse eğer hayatı birkaç adım fazla koşturup yormak?'' diye Fikret'in iki meyus mısrasını okumuştu. Bu mısralar o vakit bana bu şiirsiz küçük kasabada şiir mısralar arasında görülmüş başka bir talih hayali içinde ziyan olmuş bir hayatın elem ve ifadesi gibi görünmüştü. Halbuki aynı insan Simav'da başka bir şey istemeden doğup ölmenin en büyük bir saadet olduğunu bana doğruluğundan şüphe edilemeyecek bir samimiyetle temin ediyordu. Bu ihtiyar şair yeni bir şey öğretmiş oldu. Anadolu her yabancıya az çok bir garipseme duygusu verir. İnsanı ıssız bir dağ başında yakalayan bir geceyle en mamur fakat yabancı bir eğlence şehrinde yakalayan gece arasında bilmem pek büyük bir fark var mıdır? Çünkü netice itibariyle ikisinde de derece farkıyla aynı gurbet kurdunun için için kalbimizi kemirdiğini duyarız. Bu kurt bazı ağaç kurtları gibi vücudumuzun yapısında doğmuş ve büyümüş bir tüfeğlidir. Herhangi bir kasabasında yaşayan İstanbullu memurun onun karanlık renklerle tasvir etmesi ve hayatsızlıktan şikayet etmesi herhalde bundan ileri geliyor. Ağrılarının içinde yattığı yataktan geldiğini vehmeden hasta gibi biz de sırf kendi yüreğimizde getirdiğimiz ağrının mesuliyetini galiba haksız olarak Anadolu'ya yüklüyoruz. Erkenden kapılarını kapamış, mütevazi, başını perdelerin arkasında lambalarını yakmış evlere sokaktan baktığımız zaman
onları bir can sıkıntısı ve Asten'in yuvası olarak görüyoruz. Çaresini sokaklara dizilecek fenerlerde, dökülecek insanlarda aramaya yelteniyoruz. Hasretini çektiğimiz uzaktaki evimizin de bu saatte bir yabancıya aynı manzarayı göstereceğini aklımızdan geçiremiyoruz. Bütün manasıyla düşündüğümüz hayat acaba kaç binde kaçımız için mukadderdir? Hepimizin saadeti aşağı yukarı alıştığımız dekorun motiflerinden yapılmış değil midir? Böyle olduğu halde alışkanlık dediğimiz kudretin bu çarpık çurpuk viran evlerde de aynı mucizeyi yapmış bu dekoru ihtiyar şairimin simava verdiği renklerle boyamış olmasını bir türlü aklımıza aldıramıyoruz. Diğer bir hikaye, aynalar. İzmir'in meşhur askeri otelinin yerinde şimdi mükellef bir palas var. Onun altında eski askeri kıraathanesinin yerindeki gazinoda kendi kendime gazete okuyorum. Gözüm ara sıra pencerenin önünde nargile içerek sokağı seyreden şişmen bir zata ilişiyor ve nedense bir türlü ayrılmıyor. Bu zatın çıplak başının etrafında heykellerde gördüğümüz defne kronlar halinde bir kır saç halesi. Kır kaşları var, gözleri biraz fırlamış bir guvatır ulfamit. Çene altında bir yumru başlangıcı, netice itibariyle fazla bir hususiyeti olmayan bir yüz. Fakat bilmem niçin ara sıra gözüm iliştikçe bakıyor ve dalıyorum. Bir aralık sokaktan geçen biriyle konuşunca derhal buluyorum. O benim çocuklukta Değirmen Dağı'nda tanıdığım bir çocuğun yüzüydü. O vakit vücudu incecikti. Şimdi başının etrafında bir defneden kron kadar kalan saçları kumral, sık ve kıvırcıktı. Ramazan geceleri Tilkilik'te kara gözle tanıdığım bir akrabamı kemer altında gördüm. O zaman varayova gülen tombalak bir çocuktu. Şimdi üstünden geçen 30 senede hayat onu kah bir oklava hamuru gibi yassıltmış, kah haddi olup geçirmiş, hafifçe kamburlaşmış, yüzü ile hiçbir berber ustasının giremeyeceği kadar çökük yanaklı, mahzun bir adam yapmıştır. Mendil almak isterken küçük bir dükkanda Firer Mektebi'ndeki bir Musevi arkadaşımla karşılaştım. O da öyle. Sonbahar yaprakları gibi sararmış, kızarmış, renkten renke girmiş. İşinin iyi gitmediği belli. Bu çocuk o zaman en çalışkanımızdı. Edebiyat meraklısıydı. Ester, Atali okur, sahnede oynar, idamellerden konuşulurdu. Şimdi beni aldatmaya çalışıyordu. Bir an kendimi hatırlamayı düşündüm. Fakat hatıralar gariptir. En umulmazları yaşar, en kuvvetli görünenleri olduğu gibi silinip gider. Çok kere müşterek hatıraları konuşmak için oturanlar, birinin hatırladığı ve hala heyecanını duyduğu şeyi ötekinin tamamıyla kaybettiğini, yalnız hatır için evet demesinin rağmen hiçbir şey hatırlamadığını görerek hayal kırıklığına uğrarlar. Ben de doğrusu bundan korktum. İsmimi anlamayarak tekrar ettirmesinden, neredeydi diye sorup hatırlamamasından ürktüm. Sonra beni mendiller üzerinde aldattığı için utanmasını da hesaba kattım. Hulasa ayrıldık. Evet arkadaşlar, Reşat Nuri Güntekin'in Anadolu Notları adlı kitabını kısaca özetlemeye çalıştım. Kitap 1940'lı 50'li yılları dönemini anlatan diliyle yazılmış, güzel hikayelerle dolu bir kitap. Okumanızı tavsiye ederim. Şimdiden keyifli okumalar dilerim.